çok kolay bir yöntem. Ne kadar süre çekimden önce aç kalmalıyım ve bir de neden aç kalmalıyım denilmiş? Aslında çok güzel bir soru bu. Çok da istediğim, anlatmak istediğim konu. Biz hastaya şeker veriyoruz. Çok 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 düşük dozda veriyoruz. Ama yine de hücre içerisine alınabilmesi için hastanın kan şekeri düzeyinin düşük olması gerekiyor. Kan şekeri düzeyi 200 nanomol bölü desilitrenin altında olduğu zaman biz normal değerlendirmeye uygun ve bizim istediğimiz cevapları verebilecek bir görüntü kalitesi elde edebiliyoruz. Hastanın kan şekeri 200'den yukarıdaysa veya kan şekeri düşük olsa bile en az 6 saatlik açlığı yoksa, ki burada arka planda insülin glukagon dengesi de işin içerisine giriyor. Görüntü kalitemiz iyi olmuyor. Almak istediğimiz cevapları alamayabiliyoruz PET-CT'den veya bizim görmek istediğimiz şeyleri örtebilen başka bir takım görüntüler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla istediğimiz şey en az 6 saatlik açlık. 6 saat öncesindeki öğünde de mümkün olduğunca çok şekerli, böyle çok kan şekerini birden yükseltip birden düşürecek şeyler de istemiyoruz. Mümkün olduğunca sakin bir kan şekeri seviyesi istiyoruz. Tabii bu durumda diyabetik hastalar ne yapıyorlar? Diyabetik hastaların kullandıkları ilaçlar da maalesef bizim görüntü kalitemizi etkiliyor. Dolayısıyla biz hastalardan geldikleri anda, çekime başlayacağımız, radyoaktif madde enjeksiyonu yapacağımız anda kan şekerlerinin 200'ün altında olmasını ve 6 saat önce hafif bir öğün yiyerek kullandıkları insülin gibi, oral antidiyabetik gibi bütün ilaçlarını kullanmış ve 6 saat su içerek gelmiş olmalarını biliyoruz. Bazen hasta bütün bu şartları uygulamasına rağmen kan şekeri geldiğinde yüksek olabiliyor işte. Başka bir takım sebeplerden dolayı hasta stresli olabiliyor veya kullandığı ilaç dozu yetmemiş olabiliyor. Bu tarz durumlarda bize şöyle bir şey geliyor: insülin yapayım hemen veya ilacımı kullanayım hemen gibi bir tepki geliyor. Bunu kesinlikle istemiyoruz, çünkü az önce söylediğim gibi insülin ve diyabet için kullanılan diğer tüm ilaçlar görüntü kalitesini etkileyen ve bizim istediğimiz, değerlendirebileceğimiz görüntüyü vermeyen ilaçlar. Dolayısıyla diyabetik olmayan hastalarda 6 saatlik açlık, bol su içerek gelinmesini istiyoruz. Diyabetik hastalarda da 6 saat önce hafif bir öğün, arkasından ilaçların kullanılması ve sonrasında bol su içerek gelinmesini istiyoruz. Çok teşekkürler. Gerçekten kapsamlı, güzel bir açıklama oldu. Yüreğimde bak yüreğim.